Evet. İlk 10 dakika bittiği için tekrar başlattım. Bunları genişçe incelersiniz zaten. Bu bilgilere de ihtiyacımız var. Modele daha sonra eklemek için. A fail dediğimiz zaten dediğim gibi gözlem verileri. Bunlar buğday için mesela bu arada ben buğday bitkisi takip ediyordum. Hasat zamanı A fail dediğimiz hasat zamanı toplamamız gereken veri. Şurada T dosyası yani burada da bahsetmiş olduğum her ay toplanması gereken veriler. Bu Civat Sıvat denilen mesela Civat mesela Kanapu Weight gibi Sıvat Stem Weight ondan sonra yani bunların şeylerinde nereden açıklamalarını da göstereceğim size yine aynı şekilde. Bunu bu şekilde kapatalım. Bunlar da toplanması gereken veriler. Ayda bir toplamıştım ben. Ondan sonra yine burada X-File yine biraz önceki gösterdiğim o management verilerinin başka bir şey bilgi toplanma dosyası. Bu da A-File ve T-File örnek olarak buğdayı da mesela göstereyim burada. Light yaprak alan indeksi Şubat ayında, Mart ayında, Nisan, Mayıs, Haziran ayında alınmış, hesaplanmış. Yine aynı dönemlerde Tops Weight kilogram bölü hektar olarak bütün toprak üstü ağırlığı, kuru madde ağırlığını ölçüyorsunuz. İşte 59 kilogram bölü hektar. Bu da SWAT dediğimiz yine System Weight, Grain Weight yani tohum ağırlığı. Tiller dediğimiz buğdaydaki o ayrı büyüyen sap numarası, metrekaredeki kaç tane var onu hesaplıyorsunuz. Bu her ay yapılması gereken bir şey. Bu da yıl sonunda hasat zamanında yapılması gereken bir şey. A-File dediğimiz bu da yaprak alan indeksinin en maksimum olduğu değer. Bu antesis date A-Dat yani antesis çiçeklenme zamanının ne zaman olduğu yani buğdayı planting yapıldıktan sonra yani ekildikten sonraki kaç gün içinde mesela burada 60. günde physiological maturity date ise bu da 93. günde yani fizyolojik olgunluk bunu tarladan kendiniz gözlemlerinizle yazıyorsunuz tahmini bir süreyi takip ederek Tops weight yine aynı şekilde civan diye yine kanopi ağırlığı mesela 10.273 kilogram bölü hektar. Hıvam da yine aynı yield harvest weight. Bu da mesela 3.551 kilogram çıkmış tohum verimi olarak. Bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Onun dışında size hemen hızlıca şimdi öncelikle A ve T failin hangi diyelim ki buğday dışında başka bir bitki ektiniz. Bu A ve T faili bulmak için kısa bir yolu göstereyim size. Mesela diyelim ki buğday burada buğday değil de arpa yapıyorsunuz ya da işte lejum dediğimiz işte baklagil bitkisi olabilir. Bu mesela arpa yapıyorsunuz. Burada eksperiment değil de dataya tıkladığınız zaman, bunu tıkladığınız zaman şurada hangi veriler toplanması gerekiyor? Eksperiment olarak data dediğimiz eksperiment zaten o A ve T file dediğimiz. Zaten bu A uzantısı A BAA A uzantısı demek. Bir de ayrıyeten T uzantısı var. Hatta şöyle sadece A olan varmış. Maize bakalım. Evet, T de var burada. Mesela T de burada gördüğünüz gibi her 15 günde bir 30, 45, 60 evet 15 günde bir alınmış. Bu değerler
dediğim gibi bu değerlerin hangi anlama, hangi veriler toplamanız gereken veriler olduğunu bulmanız için daha önce de size gösterdiğim kodlardan bulabilirsiniz. Mesela şurada Adat Antesis Day. Antesis yani çiçeklenme zamanı. Ondan sonra yani burada bütün kodlar vardır. Açıklamalarını bulabilirsiniz. Dediğim gibi. Onun dışında size gösterebileceğim zaten A ile T failini eklemeniz gereken yer şurası experimental data. Bundan da bahsedeceğim sonra. Hava verilerini, iklim verilerini buraya ekliyorsunuz. Management data zaten toprak soil data'ya ekliyorsunuz toprak verilerini. Aynı zamanda management dataları da buraya ekliyorsunuz. Bunları da daha sonra açıklayacağız yine. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.